Matematikte gelmesi, fizikte gelir arkadaşlar. Yapılardan hatırlarsınız. Yani gördünüz mü? Orantıyı gördünüz mü? 3 ayda 45 santim uzayan bitki demek ki arkadaşlar 1 ayda ne kadar? Herkese merhabalar arkadaşlar. Çıtır çeres Problemler Kampı'nın 8. günündeyiz bugün. Ve bomba gibi devam ediyoruz. Önümüzde tablo grafik problemleri var arkadaşlar. Hadi gelin hemen... Ben ne demiştim? Bir önceki derste ödev kontrol yapacağım demiştim. Ödev kontrol yapıyorum arkadaşlar. Şu anda bakın size demiştim ki arkadaşlar birisi yazsın ödev yapan gençlik artı birliğin falan filan. Kontrol ettiğimde bakın ödev yapanlar artı bir. Buradan ben de beğenmişim. 4 kişi yapmış şey 3 kişi yapmış ben ayrıca işte 3 kişi yapmış diyorum. Ve çok az diyorum arkadaşlar. Çünkü izleyen sayısına baktığımda 3 kişinin likelaması inanılmaz az geldi. O yüzden size size diyorum ki bakın arkadaşlar gelin şu videoyu izledikten sonra ödevlerimizi günü günle yapalım. Evet biliyorum okullar açıldı. Hayırlı olsun. Herkese inşallah böyle güzel bir eğitim sezonu geçsin herkesten inşallah. Beklentimiz bu tabii ki ve bir daha e, kapanmaması. Ancak arkadaşlar bir yandan da TET hazırlıkları devam ediyor. Belki 11. sınıfsınız. Belki 12. sınıfsınız. Bilemiyorum. Fakat TET hazırlığını kesinlikle boşlamamamız lazım. Bunun için de ödev kontrolü yapıyorum zaten. Ödevlere lütfen emniyet verelim. Şimdi bugün ne işleyeceğiz? Bakın geçen derste zaten karışım problemleri işlemiştik. Karışım problemlerinden arkadaşlar çözemediğiniz, anlayamadığınız herhangi bir şey varsa şakadanak geleceksiniz. Kare kodu okutacaksınız ve bundan sonra çözümünü izleyeceksiniz. Devam edeceksiniz yola. Bu işler böyledir. Bir de yorumlarda ben şunu sıklıkla okuyorum. Arkadaşlar her gün bir video geliyor. Fakat siz bu hıza tabii ki yetişemiyor olabilirsiniz. Fakat videolar kayıt altına alınıyor zaten. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey ne? Kayıt altına alınmış videoyu daha sonradan uygun bir zamanda sakin kafayla dü düzgün ve dingin bir şekilde dinlemek, notlarınızı almak ve videodan maksimum derecede fayda elde etmek arkadaşlar. Bu dersimizde de tablo grafik problemleri göreceğiz tabii ki. Tablo grafik okuma çok önemli bir iştir biliyorsunuz ve ÖSYM merkezi sınavlar Bunları sıklıkla kontrol eder. Matematikte gelmezse fizikte gelir arkadaşlar. Gelmezse coğrafyada gelir ve bir şekilde karşınıza çıkar. Artık bu dersin sonunda da kitabımızdan ödevlerimizi vereceğiz ve bir sonraki derse doğru yola çıkacağız. Daha doğrusu sona doğru yola çıkacağız arkadaşlar. 8. güne hadi başlayalım isterseniz. Tablo grafik problemleriyle başlıyorum. İlk konumuz doğrusal grafikler. Bakın doğrusal grafik dediğim şey zaten adı üstünde arkadaşlar. Bu şekilde doğruyla belirtilir ve oranla alakalı Oran ne Oranı çalışmıştık sizinle. Hatırlayınız. Herkesten oran yapmasını, oran bilmesini zaten bekliyorum. Şöyle bir hemen kısaca örnek vereyim size. Arkadaşlar diyelim ki bir markete gittiniz ve marketten tereyağı alacaksınız. Bir kilogram tereyağını size... 32 TL'ye satıyorlar 32 TL ve siz de 1,5 kilogram tereyağı alacaksınız. İşte bunun hesabını zihinden yapıyor olmanız gerekiyor. Yahut 4 kilogram tereyağı alacaksınız. Öncelikle kolaydan başlayalım da hemen. 4 kilogram tereyağı alacaksanız şunu soruyorsunuz zihninize. 1 kilogramda 32 TL ödüyorsam 4 kilogramda ne kadar öderim? Tabii ki buradan orantı gereği 4 katına çıktığı için alacağınız miktar buradaki fiyatın da 4 katına çıkması gerekiyor. Yani 32 çarpı 4'ten 128 TL ödeme yaparsınız. Ya da 1,5 kilogram tereyağı alacaksınız. Arkadaşlar 1,5 sayısı zaten 1 kilogram ile 0,5 kilogramın yani Yarım kilogramın birleşimidir e, O halde 1 kilogram 32 TL ise Yarım kilogramda 32 TL'nin yarısı olacaktır Müthiş ya o zaman 32'nin yarısı 16 olacağı için bu ikisini toplarız Ve 1.5 kilograma ödeyeceğimiz fiyat olan 48 TL'yi elde etmiş oluruz Bu oranı herkes bilecek arkadaşlar Oran yapmayı daha doğrusu Çünkü her zaman karşınıza çıkıyor Hatırlayacak olursanız sayı problemleri konusunda Bundan size kısaca bahsetmiştim e, Bu durumdan Şimdi devam edelim bakalım doğrusal grafiklerde bizi neler bekliyor Бой! ve zaman. Şimdi burada olay şu. Yukarıdaki grafik bir bitkinin boyunun zamana göre değişimini göstermektedir. Yani zaman başlangıç zamanı sıfır olarak addedilirse aradan ay olarak 3 ay geçince bitkinin boyu bakın kesikli çizgileri takip ettiğinizde 80 santime ulaşmış oluyor. Dikildiğinde boyu 35 santim olan bu bitkinin boyu kaçıncı ayın sonunda 140 santim olur demiş. Şimdi bakın oran nasıl işime yarıyor. Arkadaşlar sıfır anında bitki dikilmiştir ve boyu 35 santimdir. Ya yazalım. 35 santim. Peki aradan 3 ay geçince bakın sıfırdan 3'e gelmiş dikkat ederseniz. Aradan 3 ay geçince bitkinin boyu 80 santim oluyor. Bu 3 ayda 80 santim uzamıştır demiyoruz. Çünkü zaten dikildiğinde 35 santimdi. 80 santime ulaşabilmesi için 80'den 35'i çıkaralım. 45 santim uzamıştır yorumunu yapacağız. Uzamıştır. O zaman 3 ayda 45 santim uzayan bitki demek ki arkadaşlar 1 ayda ne kadar uzar? Oran mantığına göre 15 santim uzar efendim. O zaman diyeceğim ki 3 ayda 45 santim uzuyorsa 1 ayda ne kadar uzar? 3'e bölmüş ay miktarını sen de santim 3'e böleceksin. 45 santim 3'e bölersek 15 santim olacaktır. Demek ki bir ayda bitkimiz 15 santim uzuyor. Peki biz ne olmasını istiyoruz? Kaçıncı ay sonunda 140 santim 140 santime ulaşacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar zaten dikildiğinde boyu 35 santimdi. Bizim ulaşmaya çalıştığımız boy uzunluğu 140 santim. Hemen 140 santimden 35 santimi çıkarıyorum. 105 santim uzamalı diye kendime not çıkardım. Peki bu 105 santimlik uzamayı kaç ayda tamamlarız? Şimdi de bunu bulacağız. Bunu da oran mantığıyla kuracağım. Bakın bir ayda 15 santim uzayan bitki şuraya yazmak istiyorum. Bir ayda 15 santim boy atan bitki 105 santim boy uzunluğuna ne kadar yani 105 santime ne kadar ulaşır? 105 santim aradaki fark bu arada. 105 santimlik farkı ne zaman oluşturur? Kaç ay sonra oluşturur? Ne bileyim ben x ay sonra oluşturur. İşte buradan doğru orantı mantığı gereği 1 ile 105'i çarpacağız. 105 olacak. 15 ile de x'i çarpacağız. 15 x olacak. Her iki tarafı 15'e bölersek de tabii ki 105 bölü 15'ten cevabı ele geçirmiş olacağız. 105 bölü 15 7 yapıyor arkadaşlar. 7 ay sonra bu istenen şey olmuş oluyor. İsterseniz bakalım. 35 bak bir ay geçerse aradan ne olmuş olacaktır? 50. Hani 15-15 büyüyor ya. Bir ay daha geçerse 65. Bir ay daha geçerse 80. Bir ay daha geçerse 95. Bir ay daha geçerse 100 kaç yaptı? 110 mu yaptı? Şöyle 110. Bir ay daha geçerse 125 ve bir ay daha geçerse 140. Dikkat ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ay geçmiş oldu. Cevabımız buradan 7 olarak bulunmuş oluyor. Her şey orantıda gizli bunu kimse unutmasın. Şimdi bazı sorularda iki tane grafikle karşılaşacağız. Arkadaşlar iki bir tane grafikte aradaki ilişkiyi yakalamaya çalışacağız. Ha, örneğin bu soruyla devam edelim. Diyor ki yukarıdaki doğrusal grafiklerden birincisi yani şu. Zamana bağlı olarak sabit hızla hareket eden bir aracın aldığı yolu. Zamana bağlı olarak alınan yolu gösteriyormuş. Mesela 4 saatte 320 kilometre yol gitmiş. Bunu böyle okuyacağız. Peki ikincisi ise zamana bağlı olarak aracın deposunda kalan yakıt miktarını göstermektedir. Yani 3 saat geçince aracın deposunda 42 litre yakıt oluyormuş. Kalmış oluyormuş. Başlangıçta da 60 var. Nereden anladınız hocam başlangıcı? Başlangıç sıfırdır. Tam bu köşenin hizasıdır. Dolayısıyla başlangıçta 60 litreyle başlamış. 3 saat sonra 42 litreye düşmüş. Demek ki 18 litre yakıt azalmış. Buradan bunu çıkaracağız. Buna göre bu araç deposunda 60 litre yakıt olduğunda ve aynı sabit hızla hareket ettiğinde kaç kilometre yol alabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşün. Bu iki grafiği birbirine bağdaştırabilmem için şunların arasında bir ilişki kurmam lazım. Çünkü ikisinde de yatay eksen zamanı temsil ediyor. Hemen şöyle başlayalım. Burada 4 saatte, 4 saatte bakınız, 320 kilometre yol gittiğimizi görüyoruz. E o zaman 1 saatte ne kadar yol gideriz sorusunu cevaplandıralım. Düşünüyorum, düşünüyorum. 4'e bölmüş, ben de 4'e bölerim. A, 320 bölü 4'ten 80 kilometre. Demek ki bu araç, e, ee, saatte 80 kilometre hızla yol alıyor. Şöyle yapalım istiyorsan 80 kilometre bölü S olsun. Peki bu grafiğe geldiğimde ne anlayacaktım? Başlangıçta 60 litre idi ve ben 3 saat sonra 42 litreye benzinin kalan benzinin yakıtın daha doğrusu 42 litreye düştüğünü anladım. O zaman 18 litre harcamış olduk. Peki sevgili arkadaşlar buradan şu soruyu soramaz mıyım? 3 saatte 18 litre yakıt tüketen bu araç 1 saatte kaç litre yakıt tüketiyor diye soru soramaz mıyım? Sorarım tabii ki. Hemen buradan hesapl hesaplamalarımızı yapalım. 3 saatte 18 litre yakıt tüketiyorsak 1 saatte ıı, ıı, düşünüyorum. 3'e bölmüş. Sen de 3'e böleceksin. 6 litre yakıt tüketmiş olacaksın. O zaman hemen geliyorum buraya. 6 litre diye yazdım. Şimdi neden bir saate göre işlem yapıyorum? Bakın burada da bir saati bulmuştum. E çünkü birim zamana göre işlem yapmak daha mantıklı elbette ki. Hemen buradan 60 litre yakıt vardı ya bizim depomuzda. Diyeceğiz ki arkadaşlar bir saatte 6 litre yakıt tüketiyorsa 60 litreyi kaç saatte tüketir? Bu saati bulduğumuzda ahan da bununla çarpacağım ve soru çözülmüş olacak. Hemen geçiyorum başka bir boşluğa. 1 saatte 6 litre yakıt LT bak old olduğumu buradan da anlayabilirsiniz. Eskiden litrenin e, sembolü LT'ydi arkadaşlar. Şöyle yapalım L şimdi. Bir saatte 6 litre yakıt harcıyorsanız 60 litre yakıtı kaç saatte harcarsınızın cevabı hocam 10 katı 10 katı demek ki 10 saatte müthişsin. O zaman 10 saat içerisinde bu 60 litre yakıtı sen bitirmiş oluyorsun. Peki 10 saatte ne kadar yol gidersin? İşte bunu bulmaya çalışacağız. 80 kilometre bir saatte 80 kilometre gidiyorsak eğer 10 saatte 80 çarpı 10'dan hani hatırlayın hareket problemlerini anlatmıştım size. Demiştim ki alınan yol e, hızla zamanın çarpımıdır. Alın size hız, alın size zaman arkadaşlar. İkisini çarptığınızda alınan yol olan x'i bulacaksınız. Buradan 800 kilometrelik bir yol e, yolu açtığımızı söyleyebiliriz. Cevap C seçeneği. İşte görüyorsunuz iki tane grafiğin olduğu sorularda yapmamız gereken çok basit bir şey varmış. Her ikisinde ortak olan e, birimleri tespit ederek onun üzerine gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim o zaman. Üçüncü sayfadan çizgi grafiğine gelmişiz. Şimdi bakın. Çizgi grafiği verilen verilerin yatay ve dikey eksenlerde değerleri işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesiyle elde ediliyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir tablo vermiş düzeltiyorum grafik vermiş bize. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde Balıkesir'in Balıkesir'de yılın ilk 5 ayındaki ortalama sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Buna göre Balıkesir'deki aylık ortalama sıcaklık değeri ne kadardır? Şimdi bir dakika dur. Ocak ayında 9 santigratmış Balıkesir. Maşallah havası çok iyi. Şubat ayında 7 santigratmış. Mart ayında 15 santigrat sıcaklığa sahipmiş. Nisan ayında biraz daha ısınmış 20 ve Mayıs ayında 24 santigrata ulaşmış. Biz ise aylık ortalama sıcaklık değerini bulacağız. Arkadaşlar ortalama için toplam sıcaklık değerlerini burada 5 ay geçtiği için 5'e bölmemiz yeterlidir. Hemen başlıyorum. Ocak ayı için 9 geliyor. Şubat ayı için 7 geliyor bakın noktasından takip ettim 7 geldi Mart ayı için yine noktasından takip ettim 15 geldi Nisan ayı için 20 santigrat derecelik bir sıcaklık ve Mayıs ayı için 24 santigrat derecelik bir sıcaklık var bunları topladık 5'e böldük bu bize ortalamayı vermiş olacaktır hemen toplama işlemi yapalım bakalım Buradan 9, 7 daha 16, 24 de topladım. Son basamağı 4 olduğu için bunu yaptım. 40 yapar, 20 de buradan 60 yapar arkadaşlar, 15 de buradan 75 yapar. O zaman 75 bölü 5 dediğiniz anda 15 santigrat dereceyi yakalamış oluyorsunuz ki balıkesir ilinin aylık ortalama, bu aylar için konuşuyoruz tabii ki. Ortalama sıcaklık değeri 15 santigrat derece, bu da gayet iyi bir sıcaklık değeri diyebiliriz. Çizgi grafikte olay bu. Olay bu kadar kolay. İşte bu. Peki gel. Şimdi burada grafiğe baktığım zaman hafta soru sayısı. Demek ki bunlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hafta. Kendi kendime yorum yapıyorum. Bu da çözdüğüm soru sayılarını verecek bana. Tamam okuyalım. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde bir öğrencinin beş hafta boyunca çözdüğü soru sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Bu öğrencinin ilk iki hafta çözdüğü soru sayılarının toplamı son üç hafta çözdüğü soru sayılarının toplamının yüzde kırkına eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi bak ilk iki hafta Böyle olsun. Son 3 hafta diyordu değil mi? Yes. 3 4 5. Onu da mavi renkte gösterdim. İlk 2 haftada çözdüğü soru sayısı son 3 haftada çözdüğü soru sayısının %40'ına eşitmiş. Bunu bulabilmek için şunların %40'ını hesaplayacağız. Peki son 3 haftaya bakalım birlikte. Hemen 3. hafta 650 tane soru çözmüş yazdım. 4. hafta biraz düşürmüş. Vay böyle bir şey olamaz. Olmamalı daha doğrusu. 5. hafta 450. İyi güzel. Arkadaşlar şimdi hemen tabi e, tabii ki buradan şunu anlamasın kimse. Hocam bir haftada 650 soru çözsek 300 soru çözsek yeterli mi? Hayır efendim yetmez kesinlikle bir gün içerisinde en az 150-200 tane soru çözmeniz gerekiyor. Daha fazlasını çözüyorsanız adamsınız eyvallah ama daha azını çözüyorsanız fazlalaştırın. Peki şimdi gelelim buraya. Birinci hafta 200 tane soru çözmüş. İkinci hafta da belli değil zaten A'yı soruyor. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Bak strateji geliştirelim. Bir dakika sakin ol ya. Strateji şu. Bu haftalardaki toplam soru sayısının miktarını bulup %40'ını hesaplayıp buradaki çözülen toplam soru sayısına eşitleyeceğim. Ve dolayısıyla 200 artı A da bu ifadeye bu sayıya eşit olmuş olacaktır. E o zaman şunları bir toplayacağım ya gözün seveyim. Bakın toplamı diye dediği için bunu yapıyorum. Hemen yapalım. 650 bununla toplarsanız 1100 geldi. 300 de buradan 1400. O zaman burada toplam olarak 1400 var. Peki bu 1400'ün %40'ını bulalım. Nasıl bulacağız? Elbette ki 40 bölü yüzde çarpacağız. E çok iyi müthiş. O zaman 40 bölü yüzde çarpalım. Sıfırlar buradaki sıfırları götürmüş oldu. Hayırlı olsun. 40 ile 14'ü çarpıyorum. 4 kere 14. 56 yanına da bir tane 0 560. Yani burada birinci ve ikinci hafta 560 tane soru çözülmüşmüş. Peki A'yı nasıl bulacaksınız? 200'ü çıkaralım hocam. Müthişsin alkışlıyorum seni mükemmelsin. O zaman A değeri 560 eksi 200'dür. Yani buradan da 360 yanıtını bulmuş oluyoruz. Cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar Toplamı mı? Ortalama mı? Dikkat edin. Ve grafiği okurken karışıklık olmaması açısından burada da kendinizi tabii geliştirebilmeniz için ne yapmanız lazım? Matematik uygulama dersidir. A böyle uygulama kitaplarını alacaksınız. Çatır çutur çatır çutur çözeceksiniz. Bu işler böyle. Kusura bakmasın kimse. Bunu öğrenmek istiyorsanız yapmak zorundasınız. Kendi hayatınızı dizayn etmek istiyorsanız matematik yapmak zorundasınız ülkemizde maalesef ki. Maalesef ki diyorum. Çünkü e, tabii ki e, hayat... Sadece matematik, sadece Türkçe değil arkadaşlar. Ama matematik yaparsanız çok daha güzel yerlere gelirsiniz. Güzel üniversiteleri kazanırsınız. Ve üniversite nedir? Üniversite etikettir. Bak burada ne yazıyor? Uludağ Üniversitesi yazıyor. Gördünüz mü? Görmediniz. Söylemiş olayım. Üniversite etikettir arkadaşlar. Dolayısıyla iyi üniversitelere giderseniz inşallah sizler de iyi yerlere gelirsiniz diye temenni ediyorum. Ve çalışmak için lütfen kamptaki kayıtlı videolardan yararlanın. Pataküte bir tane videoyu bitirmeden diğer videoyu asla geçmeyin arkadaşlar. Anlaştık mı? Sütun grafiği. Çok laklak lak yaptım ben devam ediyorum. Sütun grafiği. Şimdi sütun ne demektir? Zaten e, sütun işte bu kolonlar vesaireler bu yapılardan hatırlarsınız e, eğer. E, tabi biliyorsanız hatırlamıyorsanız da sütun buradaki barlar arkadaşlar yani dikdörtgen dikdörtgen prizma tarzındaki kare prizma tarzındaki şeyler şimdi sütun grafiğinde verilerin gelişimini göstermek veya karşılaştırmasını yapmak için kullanırız mesela bu grafikte ne demiş sütun grafiğinde bir çiftçinin ürettiği meyve miktarının me miktarı gösterilmiştir meyveler bunlar dört çeşit meyve miktarı da bu şöyle okuyacağız erikten x Kilogram üretmiş bu. Anlaştık mı? çilekten 20 kilogram üretmiş. Şeftaliden 80 kilogram ve kirazdan da 50 kilogram üretmiş. Maşallah bereketli topraklar. Üretilen erik miktarı şu. Üretilen çilek ve şeftali miktarının toplamına eşit olduğuna göre. Yani erik miktarı E çilek ve şeftali miktarına eşit olduğuna göre kiraz miktarı toplam üretilen meyve miktarının yüzde kaçıdır diyor. Şimdi bir dakika dur. Kiraz miktarı burada belli zaten. 50 Peki toplam üretilen meyve miktarı belli mi? Hayır belli değil. Bu yüzden önce erik miktarını bulmamız gerekiyor. Tabii ki erik miktarı da çilek ve şeftalinin toplamı olduğuna göre o zaman hemen toplayalım. Çilek 20 kilogram, şeftali 80 kilogram. Şeftali deyince Bursa aklıma geliyor gerçekten. Selamlar buradan Bursa'ya. O zaman erik miktarı 100 kilogram olacak. Hemen şuraya bir 100 atalım isterseniz. Şimdi bakın ikinci etaba geçtik. İkinci etapta ne diyordu bana? Diyordu ki ee, üretilen kiraz miktarının toplam üretilen meyve miktarının yüzde kaçı olduğunu bulmalısın. Arkadaşlar hemen toplam meyve miktarını hesaplayalım. Erik miktarından 100 geldi toplama. Çilekten 20 geldi. Şeftaliden 80 ve 50 de kirazdan geldi. Bunları toplarsanız bakın şurası 250 de buradan geldi. 250. Yani toplam 250 kilogram meyve var. Şimdi biz bunu yüzdeye çevireceğiz. Tabii ki kiraz miktarının yüzdesini bulacağız. Öncelikle şöyle diyorum arkadaşlar. Toplamda 250 kilogramlık ürün almışız. Bunun içerisinde 50 kilogram kiraz var. Yazdım. Bunu yüzdeye nasıl çeviririz? Elbette ki yüzde x'tir sorusunu hatta x şu x'te karışmasın diye y'dir diyeyim. y'dir sorusunu sorarak çeviririz. Bunu pratiğini anlatayım ben size. Tabii ki buradan doğru orantıyla çözebiliriz. Bakın arkadaşlar 5'e bölmüş ya siz de 5'e bölüyorsunuz yüzü. Anlaştık mı kapiş? O zaman yüzü de 5'e bölerseniz karşınıza çıkacak sayı 20'dir. Yani yüzde 20'sidir. 5'te biri zaten yüzde %20, 20'si demek oluyor. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı yüzde 20 olarak böyle bulunmuş oluyor. O halde toplam meyve miktarının 5'te biri yani %20'si kiraz miktarıdır. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir şehir hatları vapurunun belirli bir gün içindeki 4 farklı seferinde satılan tam ve indirimli bilet sayıları gösterilmiştir. Tam ve indirimli peki. 10, 12 saatler bunlar sefer saatleri. Burası da satılan bilet sayısı. Tamam. Bir tam biletin ücreti bir indirimli biletin ücretinin 2 katıdır. Tam biletin ücretine 2x, indirimli bilete x diyelim o zaman. 2 katıysa değil mi? Peki. Burada bir karışıklık olabilir de 2x aşağıya x'i yukarıya yazabilirdiniz hatayla. Arkadaşlar indirimli 2x tam x olamaz zaten mantıken de böyle. Yani dolayısıyla buradan ayıkabiliriz. Peki devam et. Gün sonunda tam biletlerin satışından elde edilen gelir indirimli biletlerin satışından elde edilen gelirden 650 TL fazla olduğuna göre bir tam bilet sormuş. Gün sonunda tam biletlerin satışından elde edilen gelir indirimli biletlerden 650 daha fazla. O zaman indirimli biletlerden gelen gelire iyi desek değil mi? Satışından elde edilen gelirden 650 daha fazla. 650 TL'de indirimliye eklersek bana tam biletlerin satışından gelen geliri vermiş olacaktır. Şimdi tam ve indirimliden elde ettiğimiz gelirleri x cinsinden bulalım isterseniz. Ve sonra da bir tam bileti sorduğu için 2x'e ulaşmaya çalışalım. Nasıl olsa x'i bulsak olayı çözmüş olacağız. Başlıyorum. Şimdi T için konuşalım beraber. Arkadaşlar saat 10'da bakın mavi renge bakacağım görüyorsunuz. Saat 10'da 45 bilet satılmış. Her birinin fiyatı 2x olduğuna göre 45 çarpı 2x demeliyiz artı saat 12'de bakın takip ettim baremi 25'e geldim her birinin fiyatı 2x olduğuna göre 25 çarpı 2x demeliyiz aslında bunları toplayıp 2x'e sonradan da çarpabilirdik fark etmez devam edelim 16'da 30 tane bilet satılmış fiyatı 2x olduğuna göre 2x'e çarpıyorum ve son olarak da arkadaşlar saat 20'de 25 tane bilet satılmış her birinin fiyatı 2x olduğuna göre bu kadar kazanç sağlar peki ben bunları 2x parantezine alabilir miyim az evvel dediğim şey buydu Biletleri toplayacağım 45 artı 25 artı 30 artı ne gelecek 25 gelecek bunları toplarsanız efendim hemen topluyorum bunların ikisini toplamı 50 80 yaptı 125 125 burası çıktı 125 ile 2x'i çarp 250x geldi bu benim tam biletlerden kazancım. Şimdi de indirimliye bakalım beraber. Bakın indirimde iyi diyelim şuradan yapalım istiyorsanız. Arkadaşlar indirimi için buradaki limon sarısına ya da sarıya bakacağız. Turuncu da olabilir her neyse. Turuncu için konuşuyorum hemen. 20 bilet satılmış saat 10'da. O zaman 20 artı diyelim. Bu sefer x ile çarpmadım. Şuradaki olayı anlatmak için daha doğrusu. Saat 12'de 25 bilet satılmış. Saat 16'da 40 bilet satılmış. 40 ve saat 20'de 35 bilet satılmış. Bunların toplamını x ile çarparsanız çünkü indirimlerden bir tanesi x kadar x tl kadardı elde edilen geliri hesaplamış olursunuz. Hesaplayalım 25 35 de buradan geldi 60 yaptı 40 da buradan 100 yaptı 120 yaptı o zaman x ile çarparsanız 120 x gelir elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bakın buradaki tam bilet indirimli artı 650 değil miydi evet. 250x eşit olmalı. 120x artı 650'ye. Peki ben buradan arkadaşlar bu denklemi çözmek için şakadanak bunu karşıya atsam. 250'den 120'yi düştüm. Kaç yaptı? 130 yaptı. 130x eşittir. Buradasın değil mi? Uyumuyorsun süpersin. 650'dir. Ve her iki tarafı tabii ki x'in kat olan 130'a böleceğiz. 130'a böldük. Bunu da 130'a böldük. Ne çıktı karşımıza? x eşittir. 650 bölü 130. Yani 5 yaptı. X 5 ise zaten ben tam bileti bulmaya çalışıyorum 2 X'i. O zaman hemen ne yapacağım? 2 X 2 çarpı 5 olacağına göre 10 yapacaktır. Buradan şakalarak işaretleyeceğim. Burada atlayıp hemen 5'i işaretleyenler de var. Hayır efendim atlayıp 5'i lütfen işaretlemeyin. Müren balığı gibi. <laughs> ya da sazan diyorlardı ona. Arkadaşlar atlayıp kesinlikle 5 X'i hemen işaretlemiyorsunuz. Burada tam bileti yani sorunun kökünü bir kez daha okumamız gerekiyor. Geldik daire grafiğine. Daire grafikleri size seçim gecesini hatırlatır değil mi? Seçim gecesinde partilerin aldığı oy miktarını direkt karşılaştırabilmek için daire grafiklerine yer verilir arkadaşlar. Ve daire grafiklerinde verilerin bütüne olan oranının daire dilimleri şeklinde gösterildiği grafiklerdir. Bizim için daire grafiklerinde merkez açılar çok önemli. Bak merkez açı aşırı değerli. Burada orantı kuruyoruz. Peki soru üzerinden görelim mi? Bence de görelim. Yandaki daire grafiğinde bir sitedeki daire tiplerinin sayılarına göre dağılımı gösterilmiştir. Yani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1. Peki e, bu sitede 50 adet 2 artı 1 daire olduğuna göre bak 50 nerede şurası 50 adet yazalım. Bak adet adetle de derece farklı şeyler tamam mı buna dikkat edelim. Adet 2 artı 1 daire olduğuna göre 3 artı 1 daire sayısının e, 1 artı 1 daire sayısından kaç fazla olduğu soruluyor. Sevgili arkadaşlar, merkez açıya bakalım mı bakalım hocam? Peki 120, 50 de burada 170, 90 da burada 260. E tamamı 360 derece zaten bunun. O zaman 360 dereceden 260 dereceyi çıkarırsam 100 derece kalmış oluyor. Yani şuradaki merkez açının ölçüsü 100 derece. Peki ben merkez açının ölçüsünü 100 derece olarak bulduysam, buradan artık adetlere geçiş yapabilir miyim? Yaparsın. Nasıl? Şöyle. 100 derecelik bir dilim 50 adetse gördünüz mü orantıyı gördünüz mü hani derecenin yarısı olarak düşünebilirsiniz birimler farklı ama öyle düşünebilirsiniz 100 derecenin yarısıyla adedi buluyorsan o zaman buradaki 120 derecenin yarısıyla da 3 artı bir daire adedini bulursun. Aa çok iyi. Demek ki 120 derecenin yarısı arkadaşlar orantı mantığına 60 olduğu için burası hemen 60 adet olacaktır. Merkez açıdan gitmek dediğim bu işte. Peki 50 derecede kaç tane daire vardır? 50 derecelik dilimde. Elbette ki 50 bölü 2 bu soru için konuşuyoruz. Burada oran böyle çünkü. 50 bölü 2 25 olduğu için 25 adet daire de 1 artı 1'dir. Hadi elimiz 4 artı 1'i de bulalım. 90 derecenin yarısı 45 olduğu için 45 adet de budur. İhtiyacımız yok ama bulmuş olalım. Peki geldim fazlalığa 3 artı 1. 1 artı 1'den kaç fazladır diyordu? 60 eksi 25 diyeceksiniz. Bu da bize 35'i verecek. 35 adetlik bir fazlalık vardır yorumunu yapabiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Merkez açılardan da gidebiliriz. Yani şöyle arkadaşlar. Şimdi bunun merkez açısı 120 dereceydi ya. Bunun merkez açısı da 50 dereceydi ya. Merkez açıları arasındaki fark 70 derece. Şimdi bu farkı adede çevireceğiz işte. Sistemde şuydu, derecenin yarısı kadar adede dönüşüyordu. O zaman buradaki 70 derecenin yarısı da 35 olduğu için aradaki fark 35 adet olmuş olacaktır diye yorum yapabiliriz. İşte orantı bilmek, oran bilmek, şaka zihinden böyle yapabilmek ne kadar önemli siz de görüyorsunuz. Aşağıdaki grafikte, daire grafiğinde, ABC kalite yaş sabunların Kütlelerine göre dağılımı sütun grafiğinde ise kurutulduktan sonraki sonra kütlelerindeki azalma miktarı bak dikkat et azalma miktarı yüzde olarak gösterilmiştir. Tamam ABC kalite yaş sabunlarının kütlelerindeki azalma miktarı toplam 585 kilogram olduğuna göre kurutulmadan önceki kütlelerinin toplam kaç kilogram olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi nasıl bulacağım? Bakın daire grafiğinde merkez açılar benim için önemli efendim. O zaman şöyle yaparsınız hemen. Dersiniz ki 90 derece, 150 derece daha 240 derece. Peki 360 dereceye tamamlamak için ne yaparız? Tabii ki 360 dereceden 240 dereceye çıkarırız 120 dereceyi buluruz. Bakın arkadaşlar A marka, B marka, C marka sabun merkez açıları sırasıyla yazalım. 90 derece burası hemen üstüne yazmak istiyorum şöyle. 150 derece B için ve C için de 120 derecelik bir merkez açı var. Az sonra yüzde hesaplayacaksın. Peki az sonra yüzde hesaplayacaksan o zaman dikkatli olmalısın bunları verirken. Bunları orantısal olarak dağıtmalıyız. Şöyle dağıtırız. Bakın sıfırları görmezseniz 9, 15, 12 oluyor. Doğru mu? Peki arkadaşlar ben bunun kütlesine 9 e, A desem mesela. Bunun kütlesine 15 B desem. Bunun kütlesine de 12 C desem. Değil mi? Peki ben buradan sonra şunu yapabilir miyim? Dikkat ettiyseniz A sabununda burada ne var arkadaşlar? 30, %30'luk bir azalma var. Şimdi bunun %30'unu hesaplayacağım, azaltacağım. B sabununda ne kadarlık bir azalma var? %20. C sabununda ne kadarlık bir azalma var? Yarısı yani %50. Buradaki kütlelerindeki toplam azalma miktarı da 585 kilogrammış. Buna dikkat. E o zaman ben şunlara neden ABC dedim ki? Zaten bunlar 9, 15, 12 ile orantılılar. O yüzden şunları bir ufak düzeltme yapalım. 15A, Burası da 12A kadar olsun. Değil mi? Sonuçta neyle orantılı olduklarını buldum. Bu 9'lu orantılı, bu 15'te, bu da 12'li orantılı. Şimdi azalma miktarlarının yüzde bağında cevaplandıralım, bulalım daha doğrusu. Hemen 9A'nın 30'unu hesaplayacağız. Arkadaşlar 9A'nın yüzde 30'u 30 bölü 100 ile sayıyı çarpmaktır tabii ki. Buradan 0 bu 0 ile gidecektir. 9 kere 3 27 olduğuna göre 27A bölü 10 geldi. Bu böyle. Sonra B'nin %20'si kadar azaldığını görüyoruz. 15A'nın hemen %20'sini hesaplıyorum size. Burada tabii ki 0 0 ile gitti. 15 çarpı 2 30 olduğu için 30'u 10'a bölerseniz 3 çıkar. O zaman burası 3A kadar oluyor. Yani azalma miktarı B sabunu için azalma miktarı 3A. Ve son olarak C sabunu için azalma miktarı %50 yani yarısı kadardır. Hemen 12A'nın %50'sini yani 1 bölü 2'sini hesaplıyoruz. Sıfırlar gitti. 12 çarpı 5 60 olduğuna göre 10'a böldük 6A. Şöyle. Şimdi bak bunların toplamı zaten azalma miktarı olan 585 kilogramı verecek bana değil mi? Hemen şöyle bir kağıt çekelim. Toplayalım. 6, 3 daha 9 tane A artı bir de bu var. O gıcık bir sayıya benziyor ama sorun değil halledeceğiz az sonra. Bu bana 585 kilogramı verecek işte. Peki ben buradan e, toplama işlemini şöyle yapamaz mıyım? 10 çarpı 9 90. Buradan da zaten 27 geldi. 117. 117 tane A bölü 10 eşittir. 585 çıkacaktır. Ve ben buradan bakın 117 ile 585'in alakası dikkat edin. Bir diğerinin 5 katı. 117'ye böldüm. 117'ye böldüm. 5 çıktı. Yani A bölü 10 eşittir. 5 geliyor. İçler dışlar çarpımı yaparsam A'nın değeri de 50 gelmiş oluyor. Ben neyi bulacağım? kurutulmadan önceki kütleler toplamını. E kurutulmadan önce bunların kütleler toplamını siz de görüyorsunuz. 9A artı şöyle kadrajdan çıkmasın aynen 9A artı 15 tane A artı 12 tane A topluyorum. Kaç geldi? 27 9A buradan 36A. O zaman 36 A'yı bulmaya çalışıyorum. E A değeri de 50 çıktığına göre ne yaparım? Bunları çarparım. 36 çarpı 50 deriz arkadaşlar. 36 çarpı 50 de tabii ki 36 çarpı 5 180 olduğuna göre yanına da 0 atarız ve 1800'ü bulmuş oluruz. Cevap C seçeneği çıkmış oluyor. Yani merkez açıları kullanarak bu ABC'ler arasında tek bir cinse bağımlı ilişki kurmuş olduk. Hepsini A cinsine tabi bunlara X de diyebilirdim. X cinsine çevirmiş olduk. Geldik sona doğru yaklaşıyoruz. Artık yarım saati geride bırakmışız. Su gibi akıp geçti. Umarım sizler de yorulmamışsınızdır ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Nar, portakal, mandalina ve elma suyu karıştırılarak, elma suları karıştırılarak meyve suyu hazırlanmıştır. Of. Aşağıdaki tabloda bu karışımdaki nar, portakal, mandalina sularının miktarları ile nar suyunun yüzde oranı verilmiştir. Bak bu yüzde oranıymış. Peki karışımın yüzde kaçı elma suyudur? Ne bileyim ben. Buraya bir soru işareti atalım. Şimdi bak orantı kuracağız. Arkadaşlar 200 mililitre yüzde 16 ile gösterilirse 250 ve 400 mililitreyi yüzde babında hemen bulacağız. Ve bunun tamamı zaten dördünün toplamı yüzde yüz olacağı için 3 tanesini bulursak yüzde yüze ulaşmak için çıkarma işlemi yapacağız. Toplamlarını yüzde yüzden çıkaracağız. Hemen soru soruyorum. 200 mililitre 16 ile temsil ediliyorsa 450 mililitre kaçla x ile diyelim x ile temsil edilir. E doğru orantı var burada Allah aşkına doğru orantı gereği şöyle yapmaz mısınız? 200 ile x'i çarparsınız 200 çarpı x 16 ile de 450'yi çarparsınız 16 çarpı 450 işte böyle. Peki ben burada hemen sadeleştirme yapayım. 200'ü 50'ye bölelim değil mi? 50'ye bölelim. 4 çıktı. 50'ye bölelim bunu da. Burası da 9 çıktı. 9 kere 16 yapalım. Hatta yapmayalım. 16 çarpı 9'u şöyle yan yana yazalım. Şimdi 4'e böl, 4'e böl. X eşittir. Bakın burası 4 olduğu için 36 geldi. Çok iyi. Demek ki bu %36'ymış. Şimdi 250 için de aynı şeyleri yapıyorum. Onu da düzgün bir yer ayarlayayım kendime. Şurada yapayım. 200 16 ile gösteriliyorsa şöyle yüzde 16 ile 250'yi soruyorum ben size. 250 yüzde y ile gösterilsin. Yine doğru orantı var mı? Var hocam var. Bak bunu sen kendin yap ben sana başka bir şey diyeceğim. Şimdi 200'den 250'ye nasıl geçiyor? Önce 4'e bölüyor sonra 5 ile çarpıyor. Doğru mu? Düşünün. 4'e böl 200'ü 50 yaptı. 5 ile çarpan 250 yaptı. Doğru. Peki sen de aynısını buna yapsana. 16'yı önce 4'e böl. 4 çıktı. Sonra 5 ile çarp. 5 ile çarparsan kaç çıktı? 20 çıktı. Ha, demek ki burası 20'ymiş. Yani bunun yüzde oranı yüzde 20 oluyor. Peki ben buradan bu üçünün hatta bu dördünün toplamı yüzde yüzdür mantığından dolayı şu üçünü toplayıp yüzde yüzden çıkarsam nasıl olur? Bence çok iyi olur. O zaman bu üçünü toplayalım arkadaşlar. Bu üçün toplamı e, kaç yapıyor? 1652 72 yaptı. O zaman yüzde 72 sadece nar, portakal ve mandalina sularından oluşuyor. Yüzde tamamlamak için soru işaretini bulmak için de tabii ki ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Şöyle yazacağım. Yüz yazacağım buraya. Yüz eksi. 72 diyeceğim ve cevabım çıkacak. 28 olacak. Bana zaten yüzde kaçı elma suyudur diye soru sormuştu. Cevabım bu yüzden D seçeneği olmuş oldu. Eğer elma suyunun da bana kütlesini sorarsa mililitre anlamında diyeceğim ki 200 %16 ile temsil ediyorsa %28 kaçla temsil edilir? X mililitre ile yine doğru orantı mantığıyla burada kütleyi bulmuş olacağız arkadaşlar diye söylemiş olalım. Yahut şöyle de yapabiliriz son anlattığım şeyi. ile bir ya pratiklik anlamında söylüyorum. %25'te bir ya o zaman 5'te biri 250 mililitre bunun tamamının. 250'nin 5 katı bu buradaki toplam meyve suyu miktarını verir. Tabii ki 250'nin 5 katı 1250 mililitre olacaktır. O zaman şunu bulabilmek amacıyla bunları toplayıp 1250'den çıkarırız. Bakın bunları toplayalım hemen. Bunların toplamı 700 yaptı değil mi? 200 de burada 900 yaptı. 1250'den 900'ü çıkarırsanız da 350 sonucunu bulmuş oluyorsunuz. Aynen öyle. Cevabımız benim sorduğum soru için 350 idi. Bu sorunun yanıtı da D seçeneği olmuş oluyor. Gel bakalım çıtır çerez problemler. Arkadaşlar tablo grafik problem de artık bitirmiş olduk rutin olmayanlar kaldı sayısal yetenek problemleri kaldı dediğim gibi ben sizden önde gidiyor olabilirim siz kayıtlı videolardan gidin sevgili arkadaşlar ya da benimle gidiyorsanız da helal olsun diyorum gerçekten alkışlarımı çırpıyorum böyle ve burada arkadaşlar artık yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz Pekare kampında akşam Bahadır Hoca sizlerle beraber olacak saat 5'te. Onu da o paragraf e, kampında daha doğrusu paragraf dersinde kaçırmayın diyorum. Şimdi de ödevler mevzusuna geçelim. Bakın az evvel çözdüğüm sorunun nasıl benzeri görüyorsunuz. Tabii ki farklı sorular da var. Bunları görmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu soruları çözmenizi istiyorum. Sizden videoyu izledikten sonra videoyu izleyin. Bir 10-15 dakika mola verin. Oturun bu soruları çözün arkadaşlar diye söylemiş olayım. Zaten 6 tane testimiz var. Ödevimizde verdiğimize göre artık müsaade isteme zamanı geldi. Arkadaşlar kamera bir süreden sonra kayıttan çıkmış. <laughs> Gerçekten ben de farkında değilim. O yüzden kapanış tekrar yapıyorum. Yarın görüşmek üzere rutin olmayan problemlerde hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ödevlerimizi zaten göstermiştik üst kameradan. Dolayısıyla hepiniz kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.